Evet, Karabağ zaferinin gerçekleşmesinde Türk siyalarının gerçekten çok önemli katkısı olmuştu. Bu katkıyı hatırlamak babında birkaç anekdot paylaşacağım size. Şimdi Azerbaycan ordusu bir şekilde Ermenistan'ın saldırısı üzerine harekete geçti. Ve bu taarruz bir anda Karabağ'ın işgalden kurtarılmasına yönelik başlatılmıştı ki az önce de izledik. Burada Türk siyaları devreye girdi. Azerbaycan ordusunda İsrail yapımı Heronlar da vardı. Onlar da insansız hava araçları. Fakat Bayraktar TB2'ler daha ağırlıkta, daha fazla sayıda vardı. Ve operasyonel anlamda çok daha aktif rol oynadılar. Ve çok önemli mevzileri, Ermeni mevzilerini vurdular. Bakınız istatistiklerde 3000 saat aralıksız uçmuş Türk siyaları. 3000 saat Karabağ operasyonlarında. 900'e yakın hedefe nokta atışı yapıyor. 900'e yakın hedefe. Ve savaşın en kritik anlarında Azerbaycan ordusuna da ilerleyiş sağlıyor. Çünkü mevzilenen Ermeni askerlerinin bulunduğu noktalara 900'den fazla nokta atış yaptığı için alan açıyor Azerbaycan ordusu ve Azerbaycan ordusu da sahada ilerlemeye başlıyor. Siyahlar tarafından savaş dışında bırakılan Ermeni araçlarının toplam maliyeti 1 milyar doları buldu. Yani Türk siyahları 1 milyar dolar değerinde Ermeni ordusuna ait askeri araçları imha etti. Ve Türk siyahlarının psikolojik etkisi de çok büyük bir rol oynadı Azerbaycan ordusunun bu operasyonlarında. Şimdi bu yaşanan tablo Rusların da gündemindeydi. Rusya diyor ki bir siyahı düşürebilmek için bazı Rus analistler Rus medyasından takip ettiğimiz kadarıyla bir Türk siyahının bayrakların düşürülebilmesi için bir değil en az 10 Panzer gerekiyor diyor. Panzer alçak hava savunma sistemleri Rus yapımı. Şimdi Panzer'lar Türk siyahına karşı başarılı olamadı. Suriye'de de başarılı olamadı. Hatta Libya'da da başarılı olamadı. Karabağ'da da başarılı olamadı. Bu Rus Savunma Bakanlığı'nın dikkatini çekmişti. Hatta Putin talimat vermişti. Rus Savunma Bakanlığı bu Panzer'ları geliştirin. Yani drone'ları görebilecek, algılayabilecek ve vurabilecek bir yazılım geliştirmesinin talimatını verdi. Şu an Ruslar bunun üzerinde çalışıyorlar. Ama mevcut Panzer'lara baktığınızda Türk siyahları karşısında etkili değil. Türk siyahlarını durduramıyor. Ve analistçiler de diyor ki 10 Panzer ancak bir Bayraktar TB2'yi vurabilir. Bunun başka bir yolu yok diyorlar ve bu noktada da Rusya tedirgin. Ve çok da hoşnut değil. Aynı şekilde Almanya'dan, başta Almanya olmak üzere Fransa ve başka Avrupa ülkeleri de Bayraktar TB2'lerden hoşnut değil. Özellikle Ukrayna'da Türk siyahlarının Rus ayrılıkçılara karşı ilk kez kullanılması ve operasyonlar anlamında nokta atışlarla başarılı olması ve bunun da kamuoyuyla paylaşılmasıyla birlikte bu Avrupa'yı da rahatsız etti. Avrupa Minsk anlaşmasına vurgu yaptı. Başka başka ateşkes anlaşmalarına vurgu yaptı. Bu efendim siyahların kullanılması doğru değil diyerek çıkışta bulundu. Ama aslında alt metnine baktığınız zaman analistçilere göre, uzmanlara göre Avrupa'da belli başlı ülkelerde Türk siyahlarının operasyonel kabiliyetine ve teknolojik üstünlüğüne bayağı bir temkinli yaklaşıyorlar. Yani endişeliler. Böyle yorumlanmış. Peki şimdi bir komşuya bir gideceğiz.